geçiyor. Ve ben böyle sabah kalkınca genelde İspanyolca çalışıyorum. Çünkü yapacak bir şeyim yok zaten. Bir, yani okullar daha bölüm dersleri başlamadı. Zaten online olacak %99. Kendime bir şey yaratmaya çalışıyorum sürekli. Ve ne yapıyorum İspanyolca çalışırken? Ben şeyle başladım. Şimdi Udemy diye bir tane kurs platformu. Kesin gözükmüyor ama şöyle. Bu platformda yani her şeye dair kurs bulabiliyorsunuz. ODTÜ'ler tarafından yapılmış bir platform. Türkler için İspanyolca kursuydu. Gizem Kütükçü diye bir öğretmenin dersi. Bunu dinlerken ben en çok şeye özen gösterdim. Günlük yazmaya özen gösterdim. İspanyolca şarkılar çok fazla dinliyordum. İşte kendi kendime falan konuşuyorum mesela böyle mal gibi ama olsun. En çok aslında bana yardımcı olan bir diğer şey de Duolingo'ydu. Son zamanlarda çok tembelleştim arkadaşlar. Biraz telefonuma bakacağım. Çünkü ders çalıştım. Bunu hak ettim. Duolingo ile oynayayım biraz. Bu arada bir şeyi de anlatayım arkadaşlar. Saçımı, saç rengimi soranlar oluyor. Tamam. Bence soracak hiçbir şey yok. Mal gibi bakır çok çirkin ama. Şimdi normalde benim saçlarım böyle çok güzel bir sarıydı. Böyle açık kumral. Ben sınavdan sonra dedim ki kendimde bir değişiklik yapmam lazım. Saçlarımı maviye boyattım ben. Böyle maviye boyattım saçımı. Ve adam bana dedi ki saçının da mavinin durmasını istiyorsan saçını açmamız gerekiyor dedi. Ben de dedim ki tamam. Ve saçımı şurasına kadar bembeyaz yaptı. Cırtlak mavi falan yaptı. Hiç beğenmemiştim cidden. Mavi düştü ve adam bana dedi ki 2 ay kalacak o saçında dedi. 2 hafta falan kaldı. Yani sonra gittim böyle okul açıldı. Okul açıldıktan da bir süre sonra saçlarımı böyle koyu kahveye falan boyadım. Onları seviyordum. Saçlarımı kızıla boyadım. Yani. Kızıl da böyle düştü. Böyle bir şeye dönüştü saçım yani. Saçlarım bakın şöyleydi arkadaşlar. Ben gittim bu saçlara kıydım. Yani bu şekilde. Well, I guess I'll never know. Kahvaltı hazırlayacağım. Hiç sevmiyorum kahvaltı hazırlamayı gerçekten. Ekmeklerimiz ısınıyor burada. Yani tost makinesi. Yani bunu kızartmak, ısıtmak bence en güzeli. Çünkü çok kolay. Ayrıca size şimdi dünyanın en saçma buzlu yeşil çay tarifini vereceğim. Şimdi Avatar izleyerek kahvaltımı yapacağım. Great romance for you. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Bilgisayara bakmaktan yine başım ağrıdı. Son zamanlarda çok vakit geçiriyorum telefonla ve bilgisayarla. Neyse, ne okuyorum biliyor musunuz? Bu bir kere okumuştum ben bunu geçen senelerde. Ama beynim çok yetmemişti açıkçası. Şu an daha çok yetebileceğine inanıyorum. Böyle iki kişinin karşılıklı böyle felsefi tartışmaları çok tatlı bence konusu. Sinirlerim bozulmaya başladı. YouTube'da video izleyip duruyorum. YouTube batağına düştüm. Daha çok anlat hocam batağına düştüm. Allah kahretsin ya. Of, ODTÜ öğrenci röportajlarını izleyip tribe girip duruyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bugünler de geçecek. Bugünler de gidecek ve
okuluma bir gün kavuşacağım. 20 dakika sonra falan Cambly'deki dersim başlıyor. Cambly'den bahsedeyim biraz. Şimdi 2 aydır falan kullanıyorum. Belki beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Instagram'dan. İlk başta şey yapıyordum. Bu influencerlar falan bedava kod paylaşıyor ya 15 dakikalık diye. Onlarla giriş yapıyordum. Sonra dedim ki kendim alayım artık düzenli bir hocayla devam etmek için. Fiyat performans anlamında harika. Sponsorlu falan değil. Keşke sponsorlu olsa. Her neyse. Şimdi biraz YouTube'da boş boş video izleyeceğim. Hi. Hello. How are you? I'm good, thank you. And you? I'm fine. Have you been busy again today? Yes, actually I'm shooting a video. Productive day in my life. And I'm recording our conversation right now. Is it okay to... Absolutely fine, okay. Yes. So yes. Do you want to say hello to my community? Hello. Ezra's community. Okay. I'm very pleased to meet okay. you. I'm a teacher, English teacher on Cambly, and Ezra has been a very loyal student of mine, and it's been an absolute joy teaching on Cambly. She is a model student, but then again, I have lots of good students, and they have massively improved under my tuition. Okay. What more can I say? Thank you. Şimdi kahve yaptım kendime. 2 saattir falan yatıyorum boş boş. Ders çalışacağım. Instagram'da da paylaşıyordum bu dünyanın en müthiş üniversitelerinden biri olan MIT'nin açık kursları oluyor internette. Ben buradaki profesörün anlattığım şeklini çok seviyorum. Ve böyle bilmiyorum yani kendimi iyi hissettiriyor onu dinlemek. Onu dinliyordum. İşte mikroekonomi, makroekonomi dersleri falan. Zevkli oluyor yani. Şimdi geçenlerde izlemiştim 2-3 tane ders. Onların notlarını bir tekrar edeceğim. Onlara biraz bakacağım. Şimdi biraz yürüyüşe çıkıyorum. Size Adana'nın güzelliklerini göstereceğim. Tabii ki de maskemi aldım. Şimdi takacağım, merak etmeyin. Telefonumuzu da alıyoruz ve anahtarımızı da alıyoruz ve çıkıyoruz. Duşumu aldım. Bu saçma krem şeyinden dolayı üzgünüm. Dişlerimi fırçaladım ve yorgunluktan ölüyorum şu an. Biraz bu videoyu editleyip uyurum yüksek ihtimalle. Bu kadar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.
I know, I roll, 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 no dream.